Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında çok önemli hedefleri var. Bu hedeflere doğru yol alırken de tedarikçi şirketler, ekosistemin büyümesi büyük önem taşıyor. Ve yanımızda sahanın genel sekreteri Levent Bey var. Sizler de tabii makine kimya ev sahipliği ama bu önemli organizasyona büyük destek veriyorsunuz. Bu organizasyonu biraz izleyicilerimize kısaca tanıtır mısınız? Şöyle söyleyebiliriz. Bizim savunma sanayimizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi ekosistemin genişlemesi. Yani mümkün olduğunca çok firmanın savunma sanayine, havacılığa ve uzay sektörüne üretim yapıyor olması. Ülkemizin sanayisinin, endüstrinin, firmaların çok ciddi yetenekleri var ama bu yetenekler bir şekilde bugüne kadar yeteri kadar şeyle buluşamamış durumda. İhtiyacı olan firmalarla buluşamamış durumda. Aslında bu etkinlikte makine kimya endüstrisi gibi eski ve köklü bir kurumun, yıllardır üretim yapan bir kurumun tedarikçi ağını genişletmek, ekosistemdeki yeni firmalarla buluşmak, onların imkan ve yeteneklerinden istifade etmek amacıyla yaptığımız bir etkinlik. Tabii biz Saha İstanbul olarak hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak 960 firmamız, 26 üniversitemizle hem savunma hem havacılık hem de uzay endüstrimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Ve ana araçlarımızdan bir tanesi de bu katkıyı sunarken tedarikçi firmaları daha başka firmalarla buluşturmak, işbirliklerini geliştirmek, onların projelerde bir araya gelmesini sağlamak. Tabii makine kimya önemli bir ev sahipliğiyle birlikte Ankara'da böyle bir organizasyon yaptı. Nasıl görüyorsunuz burayı? Başka şehirlerde de, başka odaklanmış konularda da bu devam edecek mi? Buradan güzel ben bir ışık hissediyorum aslında. Aslında şöyle, biz Saha İstanbul olarak 2015 yılında İstanbul ve Marmara bölgesini kapsayacak şekilde kurulduk. Fakat daha sonra hem sektörün ihtiyacı hem de Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılıktaki hedeflerinin büyümesiyle beraber bizim şu anda 39 ilde üyelerimiz var. İşte ülkemizin farklı yerlerinde irtibat ofislerimiz var. Ülkemizin her yerinden üniversitelerimiz var, firmalarımız var. Dolayısıyla biz bu etkinlikleri aslında sektörlerin güçlü olduğu yerlerde de yinelemeyi düşünüyoruz. İşte Gaziantep bölgesinin ciddi bir sanayi potansiyeli var. Mersin bölgesinin, Tarsus bölgesinin ciddi bir sanayi potansiyeli var ki orada da bizim irtibat ofislerimiz var. İşte Kayseri bölgesinin, Konya bölgesinin, aynı şekilde İzmir, Manisa bölgesinin oralardan da üyelerimiz var. O bölgelerdeki üyelerimizin yeteneklerini de büyük firmalarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu etkinliklerimiz devam edecek. Demek ki buradan iyi bir etkiyle birlikte gelecek. Saha bir şirkete, bu işe, savunma sektörüne, havacılığa, uzaya girmek isteyen şirketlere nasıl yol gösteriyorsunuz? Çünkü bu sektörün sertifikasyonu var, kalitenin çok yüksek olması lazım, insan kaynakları büyük önem taşıyor. Biraz yol haritası hakkında böyle bir, aslında sabaha kadar konuşuruz ama kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabii öncelikle önemli olan firmanın bu konuda istekli olması ki bu konuda hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Sağ olsun Türkiye'deki firmalarımız, Türk firmalarımızın hepsi özellikle savunma sanayi alanında faaliyet göstermek için ciddi bir istek arzu içerisindeler. Biz öncelikle firma geldiği zaman onun neyle iştigal olduğuna bakıyoruz. Yani üyeliğe uygun mu değil mi ona bakıyoruz ki bu arada da üyelik bir kriter değil bizim o firmalardan istifade etmemiz için. Eğer gerçekten savunma sanayimize, havacılık endüstrimize bir katkı sunabilecekse o firma, bize üye olsun olmasın, onu uygun kanallarla düzgün bir şekilde ilgili firmalara yönlendiriyoruz. Yani ondan kim istifade edebilecekse o firmaya yönlendiriyoruz. Eğer ciddi bir Ar-Ge kapasitesi varsa, bir know-how varsa onu da işte gene aynı şekilde TÜBİTAK olsun, başka kurumların olsun projeleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz veya kendimiz komitelerimiz aracılığıyla bir proje kurguluyoruz ki Türkiye'nin bir ihtiyacı giderilsin diye. Önemli olan istekli olmak, bu yola baş koymuş olmak. Ondan sonrası zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Bugüne kadar hiç yanıldığımız olmadı. Sizler saha olarak tabii ki bu yol haritasını koyuyorsunuz ama bir taraftan da işte makine kimya olsun, asfalt olsun, vakıf şirketleri olsun, Aselsan'ı, TUSAŞ'ı, Havelsan'ı, Roketsan'ı, Aspilsan'ı, onlar da aslında bu sektörün gelişmesine çok ciddi bir katkı sağlıyorlar. Belki de iş veriyorlar. Bunlarla ilgili hedefleri nasıl görüyorsunuz gelecek 5 yıl içerisinde? Çünkü çok yeni bir kuruluş, çok yeni bir organizasyon. Bunlarla ilgili yol haritası nereye doğru gidecek? Aslında sektör dediğim gibi her alanda genişliyor. Yani savunma sanayi sektörü genişliyor. Bunun paralelinde havacılık ve uzay sektörü de gelişiyor. Yani bundan 20 sene önce platformlarımızı üretemezken bugün kendi platformlarımızı üretir hale geldik. Hem insansız hava araçlarında hem insanlı hava araçlarında ki artı şu anda deniz
kuvvetleri için de hem dünya deniz kuvvetleri için hem kendi deniz kuvvetlerimiz için çok ciddi projeler, platformlar üretiyoruz. Tabii bu platformlar, sistemler üretildikçe bunların altındaki alt sistemlerin, komponentlerin, parçaların üreticilerinin de yerli olması ihtiyacı ortaya çıkıyor ki işte burada da işte bu KOBİ ölçeğisi, KOBİ seviyesindeki istekli firmalar devreye giriyor. Aslında sanayinin başka bir kolunda faaliyet gösterip kendisi ticari bir faaliyeti yürütürken sahip olduğu yeteneği ve kapasiteyi hem savunma hem havacılık hem de uzay endüstrisi için kullanabilen firmalar var. Burada tabii saydığınız firmalar işte Aspilsan olsun, TUSAŞ olsun, işte Roketsan olsun, Aselsan olsun, bunlar savunma sanayimizin amiral gemileri. Dolayısıyla bunlar daha kendileri başlı başına bir ekosistem. Bunların da kendi tedarikçi kanalları var. Tabii biz tedarikçi kanallarını ne kadar çok arttırırsak hem onların ürün tedariği daha hızlı ve daha uygun şartlarda olacak, hem de aşağıda başka alanlarla iştigal eden firmalar savunma sanayine yüksek teknoloji ürün üretebilir hale gelecekler ki bu da ülkenin işte milli teknoloji hamlesi doğrultusunda arzuladığı hedeflere varması açısından çok kıymetli. Tabii sizin oluşturduğunuz bu zincir diyelim biz buna, çok büyük halkaları var, çok ufacık halkalar var ama bir saat çarkı gibi birlikte ahenkli çalıştıkları zaman Türkiye'nin ekonomisine çok ciddi bir katma değer oluşturacaklar. Umarım bu katma değer o yakalanan ivmeyle birlikte devam eder ve farklı farklı alanlara doğru gider. Çok teşekkür ederken son bir sorumu daha unutmadan sormak istiyorum. Bu tabii bunlar daha ağırlıklı toplantı. Bir de sizin Saha Expo'nuz var. Gelecek yıl yapılacak. Bir önceki fuar 2022'de çok ciddi bir rüzgar aldı. Bir de son olarak bir fuarla ilgili bilgileri sizden rica ediyorum. Saha Expo tabii ayrı bir heyecan. Yani o uluslararası bir arena. Şimdi biz işte dördüncüsünü yaptık. Beşincisini yapacağız 2024 yılında. Önce bir salonla başladık. Sonra 4 salon oldu. Geçen sene 6 salon oldu. Seneye 8 salonla devam edeceğiz. 80 bin metrekarede devam edeceğiz. İşte katılan firma sayısı 100'dü. 900'lere geldi. İşte önümüzdeki seneki hedefimiz 1200'lerin üzeri. Ve bu sene Expo fuarımız uluslararası nitelik, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden uluslararası niteliğini de kazanmış olacak. Beklentilerimiz çok büyük. Özellikle KOBİ'leri, orta ve küçük ölçekli işletmeleri yurt dışından tedarikçilerle buluşturma anlamında. Aynı şekilde yani Türkiye'deki üreticileri işbirliği anlamında bir araya getirme konusunda Saha Expo geçen dönemde çok başarılı oldu ve bu konuda çok ciddi olumlu dönüşler aldık firmalarımızdan. Biraz da firmalarımızın yönlendirmesiyle biz Expo'yu geliştiriyoruz. Expo'nun şöyle bir özelliği var. Expo yerinde durmayan bir fuar. Her şeyde yeni sürprizlerle, yeni gelişmelerle firmalarımızın karşısına çıkıyor. İşte 2024 için hedeflerimiz daha fazla yabancı firma, daha fazla yurt dışından alım heyeti, daha fazla resmi delegasyon. İşte en son fuarımıza İngiltere Başbakanı gelmişti, Libya Başbakanı gelmişti, birçok ülkeden çok üst düzey resmi heyetler gelmişti. Bunu 2024'te daha da arttırmayı hedefliyoruz. Ben konuşmamda da söyledim, aslında yeni nesil bir fuar bu. Ve sadece savunma odaklı değil, aslında belki Türkiye'de hem havacılık hem uzay odaklı bir fuar. Çünkü biz geçen seneki fuarımızda Türkiye'de bir ilk olarak uzay pavilyonu kurduk ve Türkiye'de uzaya çalışan, uzay endüstrisine çalışan firmalarımız, işte TUSAŞ olsun, Türkiye Uzay Ajansı olsun, TÜBİTAK Uzay olsun, daha ismini sayamadığım başka firma Roketsan olsun, bunları bir araya getirdik. Onlar kendi standları olmasına rağmen fuarın başka yerlerinde, uzay pavilyonunda da uzaya ilişkin sistemleriyle yer aldılar. 2024'te uzaya devam edeceğiz. Siber güvenlikle ilgili, Ankara'daki siber güvenlik kümelenmemizle bir işbirliği içerisindeyiz. Siber güvenlikle ilgili bir pavilyonumuz olacak. Test ve sertifikasyonla ilgili bir pavilyonumuz olacak. Dolayısıyla yeni sürprizlerimiz devam edecek. Sürprizlerimiz devam edecek 2024'te. Ben diyorum firmalarımız Saha Expo'yu izlemeye devam etsinler. Böylece sizden de son gelişmeleri fuarla ilgili aldık. Çok çok teşekkürler, teşekkür başarılar ederim. Ve kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun.